Saygıdeğer akademisyenlerimiz, üniversitemizin kıymetli idari mensupları, sevgili öğrencilerimiz, değerli katılımcılar. Biliyorsunuz son 20-25 yıldır dijitalleşmenin hayatımızın her alanında yoğun biçimde kendini hissettirdiği zamanları yaşıyoruz. Peki dijital dünyada güvende miyiz? Ne kadar güvendeyiz? Güvende olmayı nasıl sağlarız? Bugün bu sorunsalı hem hukuki hem teknolojik hem de psikolojik boyutlarıyla değerlendireceğimiz bir panelle karşınızdayız. Evet, panelimizin moderatörü, Fen Edebiyat Fakültemizin dekanı Profesör Doktor Sayın Buket Akkoyunlu'ya ben sözü vereceğim. Ancak öncesinde bütün hocalarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Sizleri Buket hocamız takdim edecek. Ben sözü moderatörümüz Buket hocamıza vermeden önce kısaca Buket hocamızı sizlere takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Buket Akkoyunlu, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans, eğitim programları ve öğretimi programından yüksek lisans, Leicester Üniversitesi'nden eğitim teknolojileri programından doktora derecelerini aldı. 2006-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanlığını yapan Profesör Akkoyunlu, 2009-2012 yılları arasında YÖK Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi üyeliği, Üniversiteler Arası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu üyeliği yaptı. 2018 yılından itibaren YÖKAK Kurum Danışmanlığı görevini üstleniyor hocamız. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden 2017 yılında emekli olan Profesör Doktor Buket Akkoyunlu o tarihten bu yana da Çankaya Üniversitesi'nde görev yapıyor. Akkoyunlu Fen Edebiyat Fakültemizin dekanlığı görevini de yürütüyor. Buket Akkoyunlu, e-öğrenme, öğretim tasarımı, çoklu ortam öğrenme, sosyal ağların eğitimde kullanılması, bilgi okuryazarlığı, dönüştürülmüş sınıflar ve infografiklerin öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımı konularında lisans ve lisansüstü dersler vermekte ve tezler yönetmektedir. Akkoyunlu'nun bu konularda kitapları, makaleleri ve araştırmaları bulunmaktadır. 1998 yılından itibaren özel ara okullarının akademik danışmanlığını da yürüten Profesör Akkoyunlu, ulusal ve uluslararası projelerde rol almakta, öğretmen eğitimlerinde görev yapmakta, ulusal ve uluslararası toplantılarda konuşmacı olarak yer almaktadır. Tekrar tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Katılımcılarımız panel boyunca Q&A paneline sorularını yazabilirler. Buket hocamız uygun gördüğü yerlerde ilgili hocalarımıza bu soruları aktaracaktır. Esin hocam buyurun lütfen. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sesim geliyor değil mi benim sorunsuz bir şekilde? Teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir etkinlik Evet. düzenlediğiniz için de katılımcılara ilgi gösterdikleri için de çok teşekkür ederim. Sosyal medyada kişilik hakları ve bunların korunması konusunda bir sunuş yapacağım size. Özellikle neredeyse bir yıldır pandemi sürecinde insan ilişkisini yekpare olarak sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimizi düşünürseniz, kişilik hakları ve bunların sosyal medyada karşımıza çıkan ihlalleri meseleleri bizim için özellik arz etmekte önemli olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle son bir yıl içinde. Şimdi sosyal medyada dediğimiz zaman hepimizin kafasında bir şey canlanıyor. Facebook'lar, Twitter'lar uçuşuyor gözümüzün önünden bütün amblemleriyle. Ancak bunun birden fazla tanımı var. Tek bir tanımı yok sosyal medyanın. Eğer kavramsal bir tanım seçmemiz gerekirse benim tercihim ekranlarınızda gördüğünüz slayttaki tanım oluyor. Kendisi internet üzerinden ve Web 0.2 teknolojisine dayalı olarak kişilerin karşılıklı, çoğu kez anında, aynı anda etkileşim kurarak kendi içeriklerini oluşturmak ve bu içeriklere yorum yaparak yeni bir içerik oluşturmak şeklinde sosyalleşmelerine olanak sağlayan ortam ve araçların bir bütünü, sosyal medya. Bunlar için de mikrobloglar, örneğin Twitter gibi bloglar, medya paylaşım siteleri, YouTube gibi, sosyal ağ siteleri, işte Facebook gibi, LinkedIn gibi,
anında mesajlaşma uygulamaları, ki bunda da katılımcı sayısının o mesajlaşma aşamasında sayısının artması bizim için onu sosyal medya kavramına hukuken yaklaştırmakta. Özellikle böyle 250 kişilik WhatsApp grupları dikkate alındığı takdirde bunu bir şekilde biz sosyal medya kategorisi içinde değerlendirebilmekteyiz. Şimdi tabii ki sosyal medya deyince, bahsi geçen sitelerde çok sık kullandığımız sosyal medya deyince bir sürü kavram karşımıza çıkacak. Bu kavramlardan en temeli ifade özgürlüğü. Yani bu sosyal medya sitelerinde içerikleri kişiler kendileri oluşturduğu için, işte fotoğraf çekip, selfie çekip onu paylaşma ya da tweet atarken bir metin oluşturma, kendi şarkısını çalıp bunu kaydedip YouTube'a yükleme gibi içerikleri kişiler kendileri oluşturdukları için, profesyonel kişiler değil de her zaman, bir düşünce ve kanaat, yani fikir açıklama söz konusu oluyor. Ve bu da bizi kaçınılmaz olarak anayasal güvence altında olan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle de korunmakta olan ifade özgürlüğü, yani düşünce ve kanaatlerimizi açıklama ve yayma özgürlüğü kavramıyla karşı karşıya getiriyor. Şimdi ifade özgürlüğü bir özgürlük, bununla birlikte öteden beri hep duyduğumuz, kulağımıza çalınan herkesin özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter kavramının karşılığı olarak özellikle bugün kişilik haklarından bahsedeceğim. Ama bu bağlamda karşımıza bu içerikle, yani ifadeyle, düşünce ve kanaati açıklayan metin ya da görselle ilgili olarak bir yandan kişisel veriler, bir yandan kişilik hakları, bir yandan milli güvenlik, ülkenin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, iletişimin gizliliği, pornografi ya da müstehcenlik, hakaret gibi bir sürü kavram karşımıza çıkacak ki bunlar ifade özgürlüğünün sınırlanma nedenleri olarak da değerlendirilecek. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde, bizim anayasamızın 26. maddesinde ifade özgürlüğü, yani düşünce ve kanaatleri açıklama ve yayma özgürlüğü şu şekilde düzenlenmiş. İlk cümle bu, ilk fıkranın ilk cümlesi karşınızda görmekte olduğunuz. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına ya da toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bizim buradan anlayacağımız tek başına konuşarak ya da yazarak değil, durarak, konuşmayarak, oturarak, takla atarak, dans ederek, makyaj yaparak, dövme yaparak, başımızı örterek, sair yollarla ister tek başımıza, ister toplu olarak basın açıklaması gibi, ister de kitap olarak yazıp, Twitter'da bir tweet olarak yazıp paylaşarak, toplu olarak açıklama ve aynı zamanda yayma hakkına sahip olduğunu düzenleyen bu anayasadan anlayacağımız bunun tek bir yöntemi yok. Aynı zamanda iki yönlü bir özgürlük. Çünkü ikinci cümle der ki bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ve de vermek serbestisinde kapsar. Yani düşünce ve kanaatleri açıklamak ve yaymak kadar bu düşünce ve kanaatlere erişebilmek, ulaşabilmek de ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bunu özellikle erişim engelleme açısından düşünün. Örneğin bir internet sitesine ya da içeriğe erişim engellendiğinde sadece engellenen içeriğin sahibi açısından bir ifade özgürlüğüne müdahaleden bahsetmeyebiliriz. Aynı zamanda o içeriğe erişmek isteyen ama erişemeyen kişilerin de ifade özgürlüğüne bir müdahale olacaktır. Bununla birlikte şunu da unutmamamız gerekiyor. Özgürlüklere ya da haklara yapılan her müdahale hukuka aykırı değildir. Yani müdahale her zaman eşit değildir ihlal fiiline. Bazı müdahaleler hukuka uygundur. Nedir bu müdahale gerekçeleri? Tabii ölçülü, hukuka uygun olması gerekiyor. Tek bu gerekçe sağlıyor olması yeterli değil. Örneğin ifade özgürlüğü, düşünce ve kanaatleri yayma özgürlüğünün sınırlanma nedenleri olarak bizim anayasamız milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri, işte insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, sosyal, laik, sosyal bir hukuk devletidir diyor anayasamız cumhuriyetin nitelikleri olarak. Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak belirlenmiş bilgilerin açıklanmaması, işte kişilik hakları meselesi burada karşımıza çıkıyor. Başkalarının şöhret ve haklarının, özel ve aile hayatlarının ya da kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması ve yargılama görevini gereğine uygun olarak yerine getirilmesi, yani ifadelerle, paylaşımlarla yargıya müdahale edilmekten kaçınılması gereği.
ifade özgürlüğünün hukuka uygun sınırlama nedenleri olarak karşımıza çıkmış. Tabii ki bunun anayasada öngörüldüğü şekliyle kanun ile sınırlanması ve kanuna uygun uygulamalarla bu sınırlamanın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Peki, sosyal medyada biz ifade özgürlüğümüzü kullanıyoruz. Tweet atarken, Instagram'da fotoğraf paylaşırken vesaire ya da YouTube'a video yüklerken vesaire. Bunun başkalarının şöhret ve hakları bağlamında kişilik hakları açısından ne gibi ihlalleri var? En sık gördüğümüz ihlal türü sosyal medyada bir hukuka aykırılık türü olarak. Öncelikle bir kişilik nedir diye ortaya koyarsak doğumla başlayıp ölümle sona eren bir kişiye sıkı sıkıya bağlı olan, hukuken korunan, bazen maddi, bazen manevi, bazen hepsi birden hukuki değerlerdir kişilik hakları. Maddi ve manevi değerlerdir. Mutlak haklardandır deriz biz. Kişinin kişi olması nedeniyle tanınmış haklardır. Mutlaktır çünkü herkes tarafından ihlal edilebilir. Bu bağlamda ihlal edildiği herkese karşı da ileri sürülebilir. Zarar doğarsa herkese karşı da tazminat davası, tabii ki o zararı doğuran kişi olmak kaydıyla açılabilir. Dedim ki kişilik hakları hukuk tarafından korunan maddi ve manevi değerlerin bütünü. Maddi değerler dediğimiz, madden gördüğümüz değerler, yaşam hakkı, vücut bütünlüğü, gerek fizyolojik gerekse psikolojik sağlık. Özellikle atılan tweetlerle kişiyi depresyona, intihara teşvik etme gibi durumları düşünürseniz ya da aşağılama yöntemleriyle onun psikolojik sağlığında bir eza oluşturma gibi etkileri olabileceğini düşünürsek, sağlık da haliyle sosyal medya açısından ciddi anlamda karşımıza ihlali çıkan bir kişilik hakkı değeri olarak değerlendirilmek durumundadır. Manevi değerler olarak herkesin sahip olduğu vazgeçilmez, devredilmez özgürlükler vardır. Özgürlükler. İsmi, ki bu ismin içinde lakabı, sahne ismi, huysuz virjin gibi mesela, tanınır olmasını sağlayan lakabı, örneğin imparator dediğimiz zaman kimden bahsettiğimizi anlarız. Bu gibi mahlası, hatta alan adı, bu anlamda ünlü kişilerin adına açılan sahte hesapları da dikkate almak lazım sosyal medyada, isim olarak medeni kanun kapsamında korunmaktadır. Resim keza sadece fotoğrafı içermez, karikatür, eskiz, silüet, illüstrasyon, kim olduğunu anlayabiliyorsak bizim için korunan manevi bir kişilik hakkıdır. Şeref ve haysiyetli kişinin yaşadığı toplumun ona verdiği manevi değerdir, onur dediğimiz. Bu nedenle özellikle hakaret fiilleri kişilik haklarının şeref ve haysiyet değerine yönelik bir ihlal oluşturur. Hayat alanı ve özel hayat çok sık ihlaline rastladığımız sosyal medyada bir kişilik hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Ki bu bağlamda burada karşınızda bulunmasa da ayrı bir hak türü olarak kişisel verilerin korunması hakkından da ayrıca bahsedeceğim. Bir de tabii ki sadece gerçek kişiler değil, şirketler, siyasi partiler, dernekler vesaire gibi tüzel kişilerinde, hukuken oluşturulmuş kişilerinde parasal olarak ölçülebilen, ki şimdiye kadar saydıklarımın parayla çok ölçülmesi mümkün olmamakla birlikte, şirketlerin mesela, ticari işletmelerin kişilik hakları da tanınmaktadır. Bunların da özellikle boykot, kötüleme, ürün kötüleme gibi ifadelerde hukuki sonuçları olabilecektir. Hukuka aykırı olduğu, ifade özgürlüğü sınırı içinde olmadığı sürece dikkate alınması gerekiyor. Şimdi bizim en sık rastladığımız sosyal medyada, en sık kullanılan sosyal medya hesapları Türkiye'de Facebook, Twitter, Instagram imiş. Daha profesyonel LinkedIn çıkıyor karşımıza. Orada daha az karşımıza çıkması mümkün bu ihlallerin. Kişinin şeref ve haysiyeti, yani yaşadığı, içinde bulunduğu toplumun ona verdiği manevi değer, onur demiştik. Kişinin özel ve gizli hayatı, kişinin resmi, adı yani ismi, mesleki ve ticari değerler olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Ya hakaret, aşağılama, kötüleme, resminin ya da görselinin izinsiz paylaşılması, izinsiz yayılması. Ki aynı zamanda kişisel veridir bu saydıklarım. Kişisel verilerin izinsiz, rıza bulunmaksızın paylaşılması, aktarılması, işlenmesi. Aşağılayıcı lakap takma, boykot çağrısı, ürün ya da hizmetlerin kötülenmesi gibi hukuk tarafından korunan ifade özgürlüğünün sınırları dışına çıktığı zaman bunların bir takım yaptırımlara, ister cezai ister hukuki anlamda tazminat şeklinde karşımıza çıkacak yaptırımlara maruz kalması kaçınılmaz olacaktır.
Bu bağlamda özellikle son yıllarda internetin gelişmesi, dijital alanındaki hizmetlerin yaygınlaşması, hepimizin bir dijital kimliğinin olması özellikle, kişisel verilerin korunması hakkını önceden özel hayat bağlamında değerlendirilen, şimdi başlı başına bağımsız bir hak olarak zikrettiğimiz, dikkate alınması gereken bir konu haline getiriyor. Kişisel veri tüzel kişilere ilişkin olmuyor. Sadece gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi sınırlama öngörmemiş. Anayasamızda, kanunda. Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. IP adresinden tutun da hassas veri dediğimiz özellikle korunan dini inancı, siyasi görüşü, etnik kökeni gibi parmak izi, gözün retinası, yüzü, sesi, ses tonu. Bu bağlamda izinsiz ses kaydı, görüntü kaydı elimizin altında çok akıllı telefonlarımız var. Ve her an toplum gazeteciliği gibi bir takım bir şeyleri belgeleyebiliyoruz. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken konu rıza olmadan da kişisel verilerin, ki açık rıza bu, işlenemeyeceği dikkate alınmak zorunda. Bir takım örneklerinde ki özel korunan veriler olarak sağlık verilerinde dikkate almak zorundayız. Kan grubu gibi, hastalığa ilişkin bilgiler, sağlık durumuna ilişkin bilgiler gibi dikkate almamız gereken kişisel veriler ki aynı zamanda bunların rıza olmadan işlenmesi sadece tazminat gerektirmez. Aynı zamanda ceza kanunda suç olarak da düzenlenmiştir. Peki bu kişilik haklarının ihlallerinin sonuçları olarak karşımıza ne çıkar? Öncelikle zarar doğarsa tazminat ödeme yükümlülüğü söz konusu olabilir. Bu tazminat hukukçular açısından haksız fiilden kaynaklanabilir. Sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanabilir. Ama hukukçu, içinizdeki dinleyiciler arasındaki hukukçu arkadaşlar beni anlayacaktır. Suç ve cezaların kanuni ilkesi gereğince ceza kanunlarında doğrudan bir suç fiili olarak belirlenmiş tipe uyuyorsa o zaman ceza soruşturması ve kovuşturmasına, yani ceza yargılamasına da tabi kalınması gerekecektir. Bunun karşılığında da bir cezai yaptırım, adli ceza ya da tedbir uygulanması söz konusu olabilecektir bu ihlallerin durumunda. Peki bizim kişilik haklarımız, kişisel verilerimiz işlenirse rızamız hilafına. Çünkü sosyal medyada bunu hukuka uygun hale getirecek tek konu neredeyse kişinin kendisinin buna rıza göstermesi, isminin, resminin, ses kaydının, görüntü kaydının, işte özel bilgilerinin, özel hayatına ilişkin bilgilerin paylaşılmasına rıza göstermesi neredeyse tek hukuka uygunluk nedeni basın özgürlüğünden kaynaklanan kamu yararı durumları hariç. Ne yapılabilir? Genelde kişilik hakkı ihlallerinden korunma yolları olarak ilk sayılan anayasada düzenlenmiş cevap ve düzeltme hakkı maalesef basın kanununda ve radyo televizyon kanununda bulunmakla birlikte internet alanında biz cevap ve düzeltme hakkımızı kullanamıyoruz. Halk arasında tekzip dediğimiz konu. Onun dışında saldırıların durdurulmasını sağlayan davalar var. Mesela önleme davası, eğer kişilik hakkımızın saldırıya uğrayacağına dair böyle ciddi bir emare söz konusuysa, yani örneğin birisi sürekli tweet atarak haftaya ben bunu ifşa edeceğim, görselleri, resimlerini paylaşacağım diyorsa, hızlıca bunun önlenmesi için bir dava açılarak ilgili paylaşımların ya da ihlalin önlenmesi sağlanabilir. Bu arada hukuka aykırı da olması gerekir. Bu saldırı diyeceğimiz eylemin basın özgürlüğü kapsamında kalmaması gerekir. Saldırı hali hazırda mevcut ve devam ediyorsa, örneğin birisi sürekli bir takım paylaşımlarla benim kişilik haklarıma, resmime, isimime saldırıda bulunuyor, düzenli olarak bunları paylaşıyorsa ya da psikolojik olarak sağlığımı bozacak nitelikte bullying ya da zorbalık dediğim bir takım ifadeleri de içeren şekilde paylaşımlarda bulunuyorsa durdurma davasının açılması mümkün. Onun dışında bunların aslında bir hukuka aykırı saldırı olduğu, ifade özgürlüğü dahilinde değerlendirilemeyeceğine ilişkin bir tespit davası açılıp bu tespit davasına dayanılarak görmekte olduğunuz maddi ve manevi zararın tazmini için şunu delil kabul ederek tespit davası sonucunda çıkacak kararı dava açılıp tazminat elde edilmesi de mümkün olacak. Bunun dışında en sık rastladığımız yöntemlerden bir tanesi özel hayat kısmıyla ya da hani yaşam hakkı, maddi değerleri kısmıyla Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu var. Bizim RTÜK gibi bir üst kurulumuz, kamu tüzelcisi. İnternet kanunu diye kısaltabileceğimiz internet yoluyla işlenecek suçların önlenmesi hakkında kanun kapsamında ilgili kişilik hakkına bir saldırı, yani ihlal, yani hukuka aykırı fiilin, içeriğin
kaldırılması talep edilebiliyor. Bu suç ceza hakimliğinden de edilebiliyor ama özel hayat durumunda gecikmesine sakınca varsa doğrudan kurumla başvurularak BTK'ya, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na içeriğin kaldırılması talep edilebiliyor. Eğer içeriğin tek başına kaldırılması mümkün değilse bizim halk arasında link dediğimiz o adres çubuğunda gördüğümüz upuzun işte bu harfler ya da işaretler dizinin adı URL, URL'ye erişim engelleniyor o sayfaya. Mümkün mertebe bir hukuk devletinde temel hak ve özgürlüklerin güvencesi açısından içeriğin kaldırılması ya da ilgili URL'ye, ilgili sayfaya erişimin engellenmesi mümkünken tüm siteye erişimin engellenmesi hukuka aykırı, anayasaya aykırı, temel hak ve özgürlüklerin ihlali kabul edilebilir. Ama bu son ikisi suç ceza hakimliklerinden ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'ndan istenebiliyor. Dediğim gibi ceza kanunlarında öngörülmüş suç tiplerine uyduğu sürece, yani bizim deyimimize tipiklik koşulunu taşıdığı sürece, bu şimdiye kadar saydığımız, sizin böyle hani sosyal medyada sıklıkla tanık olduğunuz bazı içerikler aynı zamanda suç fiili de oluşturabilir. Örneğin cebir, şiddet, cebir zorlama demek, şiddet, korkutma, tehdit. Düzenli olarak bir takım ifadeler ya da içeriklerle kişiyi korkutma, tehdit etme, şiddet çağrısında bulunma ifadeyle ya da hedef gösterme, genelde bizim söylediğimiz, Türk Ceza Kanunu'nda bir suç tipi olarak da düzenlenmiştir. Ki şeref ve haysiyete yönelik bir kişilik hakkı ihlali olan hakaret, yani aşağılama ya da sövme, şeref ve haysiyeti rencide edeceği için aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nda bir hakaret olarak da düzenlenmiştir. Hakaret normalde takibi şikayete bağlıdır. Yani hakaret fiilinin yöneldiği kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir. Bununla birlikte bazı nitelikli halleri düzenlenmiş, slide'da görmüş olduğunuz şu ikisi. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ya da Cumhurbaşkanı'na hakaret söz konusuysa orada savcılıkların kamu davasını re'sen, yani kendiliğinden bir şikayete bağlı olmaksızın açabildiklerini görüyoruz. Neden? Kanun öyle bir düzenleme yapıyor. Bir de kişinin hatırasına hakaret suçu var ki bu da kişinin hatırası olduğuna göre merhum, yani ölmüş kişilerin arkasından bu şeref ve haysiyete yönelik bir aşağılayıcı ya da kötüleyici, hakaret içerecek ifadelerin kullanılmasını ifade ediyor. Ama kişilik hakkı doğumla başlayıp ölümle sona erdiği için ve kişiye sıkı sıkıya bağlı olduğu için mirasçılar bunu kullanamayacak. Orada bizim karşımıza artık kişinin hatırasına hakaret olarak çıkıyor buradaki suç fiili. Affedersiniz, takıldım. Bir sonraki slayta geçemiyorum. Bunun dışında mesela en sık gördüğümüz haberleşmenin gizliliğini ihlal. Direkt mesajlaşma, DM'den özel mesajlaşıyorsunuz ya da WhatsApp'tan mesajlaşılıyor. Sonra kişinin telefon numarası, ismi de gözükecek şekilde onun screenshot alınıp sosyal medyada paylaşılıyor. Öncelikle bu bireysel özel bir mesajlaşmaysa telefonda gerçekleştirilen, ki Twitter, Facebook'taki özel mesajlaşmalar da buna dahildir, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşturur. Rızasını almadan o screenshot vasıtasıyla sosyal medyada paylaşılması hukuka aykırıdır. Kişiler arasındaki konuşmaların onların haberi olmaksızın dinlenmesi, arka masanızda birileri oturuyor, kaydedilmesi, görüntünün kaydedilmesi suç oluşturur. Buradaki konuşmanın dinlenmesi ve kaydedilmesi düzenlenmiş. Bunu sadece hakim kararıyla ilgili yetkili merciler, emniyet müdürlüğü dinleyebilir. Hakim kararıyla telefon dinleme dediğimiz şey. Özel hayatın gizliliğini ihlal bir suç olarak değerlendiriliyor Türk Ceza Kanunu kapsamında. Örneğin görüntü kaydı, ufacık bir şey gördüğümüz zaman hemen görüntü almaya başlıyoruz akıllı telefonlarımız vasıtasıyla. Bunların kaydedilmesi ayrı, bunların hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması, işlenmesi, yani yayılması da işleme anlamına geliyor, ayrı suç tiplerini oluşturur. Aynı zamanda bu hani karalama kampanyaları ile İftira suçunu da oluşturabilir gerçeklik taşımaması kapsamında. O da takibi suçuya şikayete bağlıdır. Suçu ve suçluyu övme. Bir suç fiili, Türk Ceza Kanunu'nda öngörülmüş bir suç fiilini işlemiş kişiler hakkında övgü dolu ifadeleri
zikretmek sosyal medyada ya da içeriği paylaşmak Türk Ceza Kanunu 215. maddesindeki koşulları taşıdığı sürece suç olabilir. En sık gördüğümüz son yıllarda benim dikkatimi çeken halka kin ve düşmanlığa tahrik. Bu aslında isterseniz bizim nefret suçlarının bir boyutu olarak da değerlendirebileceğimiz bir suç tipi. Çünkü halka kin ve düşmanlığa tahrik kişilerin cinsiyeti, cinsel yönelimi, etnik kökeni, dini inancı, siyasi ya da felsefi inancı, ekonomik ya da sosyal sınıfı, mezhebi gibi nedenlerle artık doğrudan kendisi, bireysel kişisel özellikleri değil de kimliği, aidiyeti nedeniyle kişilerin aşağılanması, bu kişilerin hakarete uğraması ya da bu kişilere karşı şiddet çağrısında bulunulması suçunu ifade eder aslında. Halka kin ve düşmanlığa tahrik. Özellikle sosyal medyada son yıllarda gördüğümüz nefret söylemleri açısından dikkate değerdir. Eğer bir aşağılama, hakaret ve şiddet çağrısı varsa Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında bir suç fiili oluşacaktır. Yine gördüğünüz üzere Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamada bir suç tipi olarak karşımıza çıkmakta. Tabii ki bu nitelemeleri yaparken ifade özgürlüğünün bir temel hak ve özgürlük olduğunu ve korunması gereken bir özgürlük olduğunu, ölçülü, hukuka uygun bir müdahale olup olmadığını değerlendirmek gerekecektir. Ne zaman uygun olur kişilik haklarına sosyal medyada ya da başka alanlarda müdahale? Kişilik haklarına müdahale şu dört koşulda uygundur. Yani hak sahibinin rızası varsa, kanunun verdiği bir yetki varsa, örneğin polise, yargı organına, işverene o kaydı tutabilsin diye, işte evli mi, bekar mı diye verdiği bir yetki varsa hukuka uygundur. Üstün nitelikte kamu yararı varsa, örneğin benim vücut bütünlüğüm var, bana dokunamazsınız ama bugünlerde zorunlu aşı olabilir mi diye bir tartışma söz konusu. Kamu sağlığı açısından aşı yapma zorunluluğu getirilmesi. Belki COVID-19 açısından tartışılabilir ama yurt dışına silahlı kuvvetler üyesi gönderirken oradaki hastalıkları getirmesin diye bunların hepsinin ya da hava yolları şirketlerinde çalışan personelin aşılanması bir zorunluluk olarak getirilebilir. Ve üstün nitelikte özel yarar. Doktorun bilinci kapalı gelmiş hastaya müdahalesi gibi düşünün, kendisinin rızası olmadan. Ama internet yani sosyal medya alanında hangisi söz konusu olur? Rıza efendim. Diğerleri söz konusu olmaz. Hukuka uygunluğu sağlamaz. Bir tek üstün nitelikli kamu yararı özellikle basın araçlarının basın özgürlüğüne tabi olan, bundan yararlanan bir takım sosyal medya hesapları açısından basın özgürlüğü bağlamında dikkate alabiliriz. Buradaki üstün nitelikli kamu yararını hukuka uygunluk nedeni olarak ama rıza gereklidir hukuka uygunluğun sağlanması için. Şimdi bu noktada sosyal medya olduğu için konumuz, bitirmeden hemen önce dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Biraz evvel işaret ettim. Nefret söylemi, halka kin ve düşmanlığa tahrik diye. Nefret söylemleri, ön yargılı tutum ve davranışlar, damgalamalar ve kalıp yargılar ciddi şekilde karşımıza çıkıyor. Birazdan Uğur Hocam da bunun bir zorbalık boyutundan bahsedecek, psikolojik zorbalık boyutundan bahsedecek sizlere. Bunları ceza kanunlarına göre suç olmayan eylemler olarak niteledik. Ancak şunu unutmamakta fayda var. Her suç olmayan eylem için bu hukuka da uygundur diyemiyoruz. Bir zarar doğuracaktır karşı tarafta. Tazminat yükümlülüğü söz konusu olabilir. Kişilik haklarının korunmasında işaret ettiğim gibi. Ceza kanununa göre suç değildir. İfade özgürlüğü kapsamındadır. Ama bu hukuka uygundur diyemeyebilirim. Bazen şikayete bağlı olarak örneğin kişinin aidiyetine, mezhebine, dinine, cinsiyetine, cinsel yönelimine yönelik bir takım ifadeler, ön yargılı kalıp yargılar kullanıldığında suç oluşturmasa da bunlar tazminat doğurabilir. Çünkü demokratik bir toplumda çoğulculuğu sağlamak için bu tarz nefret söylemlerinin, ön yargılı tutum ve davranışların yaygınlaşması, bunların normal algılanmaya başlaması gibi bir zararlı sonuca yönelir. Bu zararlı sonuç ayrımcı uygulamalara yol açar ki bu ayrımcı uygulamalar artık sağ tarafta göreceğiniz gibi anayasayla eşitlik ilkesi güvence altındadır anayasada. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de, medeni kanunla, iş kanunuyla yasaklanmış fiillerdir ayrımcı uygulamalar. Ayrımcılık suçları vardır. Örneğin kişiye sadece bu bahsi geçen kimlikleri yüzünden bir hizmetten yararlanmasının engellenmesi,
ya da bir hizmete katılmasının, istihdam edilmesini engellenmesi. Mesela Suriyeliler burada yemek yiyemez. Kadını işe almam, eşcinseli işe almam gibi. Sadece bu kimliği nedeniyle. Bunların yerleşmesi de nefret suçlarını içerecektir ki nefret suçları aslında suçtur zaten. Hani hakaret, saldırı, adam yaralama gibi bir takım suçları oluşturur. Ama nefret suçları bunların nitelikli hali, hate crimes dediğimiz nitelikli hali. Kişinin kim olduğu önemli değil. Örneğin esere eser olduğu için saldırmıyorsunuz da eserin dini inancı, siyasi görüşü, cinsel yönelimi, cinsiyeti gibi nedenlerle bir saldırı söz konusu, artık şiddet var. Ceza kanunlarına göre de suçtur bunlar. Örneğin mezarlıklara saldırı, ibadethanelere saldırı, aşağılama, dine hakaret gibi fiiller nefret suçları kategorisi içinde değerlendirilebilecektir. Bunların da en kötü sonucu yaygınlaşması ve normalleşmesiyle, bunların doğal görülmeye başlamasıyla soykırım gibi savaş suçlarına kadar yol açacak olmasıdır ki bizim, benim özellikle çok sık karşılaştığım şu piramidin altındaki iki tanesi sosyal medyada ciddi ihlaller olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle halkı kim ve düşmanlığa tahrikten de soruşturmalar arttı. Bununla birlikte ifade özgürlüğü bir temel hak ve özgürlük, anayasal ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altında, bunun sınırlanmasında ölçülü olunması gerekiyor. Demokratik bir toplumda gerekli bir sınırlamanın olması gerekiyor. Bu gerekliliği değerlendirirken ölçüyü değerlendirmek gerekiyor. Bu bağlamda da ağzımızdan çıkan her şey hakaret oluşturmaz. Eleştiri, hiciv, ifade özgürlüğü içindedir. Buna katlanma yükümlülükleri belli meslek gruplarına göre artar ya da azalır. Ama bizim örneğin sosyal medyada linç dediğimiz her şey linç değil, ifade özgürlüğü kapsamı içindedir. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar hocam. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz Esra Hocam. Esra Hocam bize sosyal medyada kişilik haklarını anlattı. Esra Hocam bir soru var. İsterseniz hani şey yapmadan bunu size ileteyim. Tamam. Bir izleyicimiz diyor ki unutulma hakkından bahsedebilir misiniz? Bunun için mahkeme kararı gerekir mi? Mahkeme kararı alınması gerekir. Bu konuda size hemen 2 Ocak'taki Bilgi Üniversitesi Ceren Damar Şenel adına bir etkinlik düzenledi. Unutulma hakkının sınırları. Unutulma hakkı dijital alandaki gelişimle beraber ortaya çıktı. Özellikle kişisel verilerin dijital teknolojide her şeyin paylaşılmasıyla beraber ortaya çıktı. Kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına dayalı. Yani herkesin geçmişte yaşadığı kötü şeylerden sıyrılıp kendisine gerçekleştirebilmesi, kötü anıları arkasında taşımaması anlamına geliyor. Benim biraz kafamı karıştıran bir konu, üzerine de düşündüğüm bir konu. Basın özgürlüğü açısından ne yapacağız diye. Unutulma hakkı mahkeme kararlarıyla tanınıyor genelde. Örneğin Google'a ciddi anlamda İspanya üzerinden verilmiş ciddi bir ceza da var. O yüzden internet siteleri üzerinden Google'da dahil olmak üzere unutulma hakkını yazılı olarak kullanılması mümkün. Bizim Anayasa Mahkemesi kararlarında da bizde bir mevzuatta hak olarak düzenlenmese de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında da kendine yer buldu. Dayanacağımız nokta kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı olabilir Türk hukuk sistemi açısından. Ama özellikle bu sınırlarına dikkat etmek lazım. Dediğim gibi ifade özgürlüğü bilgiye ve habere erişim hakkını da içeriyor. Basın özgürlüğü korunması gereken bir özgürlük. Bana kalkıp da mesela 20 yıl sonra birisi geçmişteki çok ciddi, özellikle de kamuyu ilgilendiren, kamusal anlamdaki bir geçmişinde yaşadığı bir suç fiilinin de unutulma hakkının kullanılması bağlamında ortadan kaldırılması, dijital platformlardan silinmesini talep ettiğinde ben bunu nasıl değerlendireceğim? Bence haklar ve özgürlükler arasındaki menfaat dengesi kamu yararı ve ölçülük açısından değerlendirilmesi lazım. Mesela Hitler'in torunu çıkıp da artık Hitler'le ilgili, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili paylaşılmasın çünkü ben soy ismim yüzünden mağdur oluyorum derse git soy ismini değiştir diyebilmeliyim ben buna hukuken. Ölçülük ilkesi bağlamında. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Çok bilgilendirici ve keyifli bir konuşmaydı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi doktor öğretim üyesi Nurdan Saran hocamız bizimle birlikte olacak. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünde tamamladı. Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görüntü işleme konusunda
yüksek lisansı yaptı. Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Uygulamalı Matematik Enstitüsü'nde kriptografi ana bilim dalında tamamladı. 2011 yılından beri Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Başlıca ilgi alanları bilgi güvenliği ve kriptografi olmakla birlikte hesaplamalı bilimler ve görüntü işleme üzerinde de çalışmalar yürütmektedir. Şimdi Nurdan hocamız bize bilgi güvenliği ve kullanıcı bilincinin önemini anlatacak. Buyurun hocam, söz sizin. Teşekkür ederim hocam. Merhabalar hocalarım, sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Benim bugün şimdi dijital ortamda güvende miyiz sorusunu teknoloji çalışan bir insan olarak, bilgi güvenliği çalışan biri olarak vereceğim cevap önce acaba gerçek dünyada güvende miyiz? Gerçek dünyada güvende olmak için neler yapıyoruz ya da yani bunun bilincinde miyiz? Bu bilinci acaba dijital platforma taşıyabiliyor muyuz? Şimdi gerçek dünyada her birimiz en azından kendi güvenliğimiz için, yani hani ülkenin güvenliğini belki sağlayamıyoruz ama kişisel güvenliğimizi sağlamak için işte odamızın kapısını en azından kilitliyoruz. İşte evimizin kapısını kilitliyoruz. Olabildiğince işte arabamızın kapısını kilitliyoruz. Kasamızı kilitliyoruz. Bunları kilitlerken ortak bir anahtar olsun da istemiyoruz. Her biri için ayrı ayrı kullanıyoruz. Çünkü kaybolacak ya da birinin eline geçecek diye bu tür şeyleri farklı farklı ortamları farklı anahtarlarla değerlendiriyoruz. Oysa ki dijital ortama geçtiğimizde birazcık daha rahatız. Benim çok önemli bir bilgim yok. Ne olacak ki bana? Tavrı birçok insanın üzerinde etkili. Ama biz bilgi teknolojileri çalışan birçok insan ve işte bilgi güvenliği çalışan birçok kurum ve kuruluş bunlar için önlemler alsa bile kişilerin kendi güvenlikleri için son kullanıcının almadığı önlemler açık kapıların başında geliyor. Bu nedenle kullanıcı bilincinin önemli olduğu şeyindeyiz, fikrindeyiz. Bunlara girmeden önce bir internet kullanımı ile ilgili son zamanların istatistiklerini merak ettim ben, şöyle bir baktım. Şimdi bu bilgiler Ocak 2020'ye ait yalnız. Pandemi nedeniyle büyük ihtimalle Ocak 2020'de bunlar çok üstüne katlanarak değişecek bilgiler. Ama işte Türkiye'de Ocak 2020 itibariyle 62 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Bu internet kullanıcılarının artışı bir sene içinde, yani bir önceki yıla göre %4. Ama hani 2021 gerçekten çok farklı olacak diye düşünüyoruz olduğu için. Yani 2020 yılının sonuçları pandemi nedeniyle. Türkiye'de internet penetrasyon derken kastımız yetkisiz erişim. Yani bu bir şey olabilir, veriniz olabilir, web sayfanız olabilir. Herhangi bir yetkisiz erişimden bahsediyoruz. Ocak 2020'de %74 artmış durumda. Sosyal medya kullanıcılarına gelince 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var Ocak 2020 itibarıyla. Yine bunun artışı %4.2 civarında. Yine yetkisiz erişim %64'ler civarında gerçekleşmiş. Ocak 2020'ye kadar gerçekleşenler. Mobil bağlantılarda Türkiye'de mobil bağlantı kullanan 77 milyon civarında insan var. Yine bu da çok büyük bir artış gösteriyor bir önceki seneye göre. Buradaki penetration meselesi de yine aynı oranla artış gösteriyor. Daha çok bu ortamlarda neler kullanılıyor? Yine dediğim gibi bunlar Ocak 2021, büyük ihtimalle pandemi bunların sonuçlarını çok değiştirecek. Çünkü burada görüyorsunuz ki %90 işte mobil telefon kullanımının %89'u zaten akıllı telefonlar. Akıllı telefonlar ve işte akıllı olmayan telefon kullanımı %6.8, laptop kullanımı %67. Ama bu nedeniyle, pandemi nedeniyle okulların da çoğunun laptop üzerinden, tablet üzerinden eğitime geçmesi nedeniyle bu sayılarda çok büyük artışlar bekleniyor. Tabii bunlarla beraber maalesef hackerların da vakitleri ve zamanları bol olduğu bu ataklar için. Dolayısıyla dijital dünyada güvenliğimiz birazcık daha belki hem kullanım olarak arttığı için hem kullanıcıların karşılaşacağı sorunlar açısından artış göstereceğini tahmin edebiliyoruz.
Burada geçen sene yine itibariyle günlük kullanım 7 saat civarında Türkiye'deki kullanıcıların internet kullanım oranları. Pandemi nedeniyle firmaların %80'i bu yıl siber saldırılarda artış olduğu fikrinde. Bankalara yönelik saldırılarda %238 artış olduğu hesaplanıyor. Henüz son çeyreği hesaplamamakla birlikte. Kimlik ağı dediğimiz yani kişilerin kişisel bilgilerinin ortaya çıktığı saldırı türlerinde Şubat ayının sonu itibariyle %600'lük bir artış görünüyor. Fidye yazılımı saldırıları dediğimiz yani sizin bilgisayarınızı bir şekilde crack bir programla vesaire e-postayla ele geçirip şifreleyip sizden para talep eden uygulamalara baktığımızda %148 artış ve talep edilen fiyatında %33 arttığı görünmekte. Yani dediğim gibi tabii bu 2020 istatistiklerin tümü çıkmadı aslında ortaya ama şu ana kadar olan. Yine 2020'nin birinci çeyreğinde 8.4 milyar kayıt ortaya açığa çıktı. Kayıt dediğimiz işte bu bir Twitter kaydı da olabilir. Herhangi bir işte mesela Zoom üzerinde bir kayıt şeyi var. Biraz sonra onu da göstereceğim slaytlar üzerinde. Bunların da %273'lük bir artıştan bahsediliyor. 2027'de bugüne kadar görünen en büyük 5 veri ihlalini burada listeledim ben ve şeyde ilan edilen Twitter hacklendi. Yani Twitter'dan çok kullanıcılar hackleniyor tabii kullanıcı hesaplarının hacklenmesi. Obama'nın, Elon Musk'ın, Biden'ın, Bill Gates'in hesapları Twitter üzerindeki hesaplarında hacklenme oldu Twitter üzerinde. Zoom hesapları Nisan 2020'de Dark Web üzerinde satışa sunuldu. Bunlar yine Dark Web dediğimiz karanlık internet, yani Google'un üzerinde search yapamadığı bir internet ortamından bahsediyoruz. 500 bin tane Zoom şifresinin çalındığı ve orada Dark Web'de satışa sunulduğu ilan edildi. Yine iki büyük otel zinciri Marriott ve MGM otellerinde milyonlarca otel misafirinin kişisel bilgileri ücretsiz indirilebildi. Aynı şekilde sağlık çok bu tür ataklar için çok iştah kabartıcı görünüyor. Fidye yazılım saldırılarıyla 365 bin hastanın eklendiği bilgisi internete düşmüş durumda. Peki bu durumda bilgi güvenliği nedir? Bilgi güvenliğinden kastımız nedir? Bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişilmesi, kullanılması, değiştirilmesi ya da ifşa edilmesi, ortadan kaldırılması, el değiştirmesi ya da hasar verilmesine önlemek amacıyla yaptığımız çalışmaların hepsine biz bilgi güvenliği diyoruz. Burada üç temel ayak üzerine oturtuyoruz bunları. Gizlilik, bilginin değişmemesi ve ortadan kaldırılmaması ile ilgili olan bütünlük ve yine ulaşılabilmesi, erişilebilirlik konuların hepsini birlikte bilgi güvenliği olarak düşünüyoruz. Şimdi güvenlik, dijital ortamda güvenlikten bahsedildi. Çok fazla kavram var. Bu kavramlar fiziksel güvenlikten başlıyor. İşte ağ güvenliği, mobil güvenlik, yazılımın güvenliği, zararlı yazılımlar, sosyal mühendislik vesaire vesaire birçok kavram aslında ortaya çıkıyor dijital dünyada güvenlik dediğimizde. Ben birkaç tanesini şöyle hızlıca özellikle kişilerin karşılaşabileceği kurumlar ya da şey aşamasında değil ama kullanıcı olarak her birimizin bireysel olarak karşılaşabileceği bazı tehditlerden ve önlemlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle fiziksel güvenlik. Fiziksel güvenlik derken burada dijital ortamda bilgisayarınızın, cep telefonunuzun, laptopunuzun vesaire güvenliğinden bahsediyoruz. Burada en büyük sıkıntılardan biri tuş kaydediciler. Bu tuş kaydediciler aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi bilgisayarınızın arka tarafına siz fark etmeden USB'den takılmış bir cihaz olabileceği gibi yazılım şeklinde de olabilir. Yazdığınız keyleri kaydedip karşı tarafa bildiren yazılımlar da olabilir bunlar. Bunlar için önlem olarak işletim sisteminin açılmasında yani telefonuma neden şifre koyayım, telefonumu açarken zorluk çıkarıyor gibi bir dirençle karşılaşıyoruz. Oysa ki telefonunuzu bir kafede bir kenara bırakıp gittiğinizde arkadaşınızın açmasını önlemek gibi basit bir aslında güvenlik önleminden bahsediyoruz. Parolalı ekran koruyucular, işletim sisteminin açılışında parola sorulması ve bağlantı noktalarınız özellikle işte bu ofis bilgisayarlarında vesaire bu bağlantılarda işte bir keylogger'ın olup olmadığını kontrol etmek önemli önlemler arasında sayılabilir fiziksel cihazlarınızın fiziksel güvenliği anlamında.
Parola güvenliğin büyük sorunlarımızdan biri. Biraz önce söylediğim gibi insanlar fiziksel güvenliklerine geçtiklerinde evlerinin anahtarıyla arabalarının anahtarını ya da kasaların anahtarının aynı olmasını istemiyorlar ama dijital ortama geçtiğimizde bir sürü anahtar akılda tutmak, hafızada tutmak zor olduğu için ya tahmin edilebilir parolalar tercih ediliyor ya da deneyerek basit bulunabilecek şifreler kabul ediliyor. İşte mesela klavyenin ilk 3-4 harfi vesaire gibi. Ya da sözlük saldırılarına çok şey yapıyor. İşte Fenerbahçe, 1907, işte ne bileyim çocuğunun adı, soyadı vesaire gibi. Bunlar hazır kütüphane şeyler şeklinde, diskler şeklinde tutulduğu için bunları denemek saniyeler süren işler olduğunu hatırlatmak isterim. Yine kulak misafirliği ya da omuz sörfü dediğimiz, siz sinemada bir alt şeyde şifrenizle bilgisayar telefonunuzu açarken bir işlem yaparken arka taraftaki kişinin işte gözlüğünün ucunda olan küçük bir kamerayla bunu kaydediyor olması gibi ya da gözlüğünde sizi takip ediyor olması gibi kulak misafirliği, omuz sörfü dediğimiz yöntemler ya da zararlı programlar tarafından işte biraz önce bahsettiğimiz keylogger'lar tarafından sizin parolanızın ele geçirilmesi ihtimali. Bunlar için de önemli önlem tabii ki güçlü parola. Güçlü parolalar en az 8 karakterli olmalı diyoruz. Bu en az 8 karakter çünkü arama hızını düşürecektir. Bütün brute force attack dediğimiz bütün ihtimalleri denese bile bunu azaltacaktır. İşte özel karakterlerin kullanılması olabilir. Büyük küçük harfler. Bunları zaten birçok web sayfasını da şifre üretmeye çalıştığınızda bu uyarılarla karşılaştığınızı bildiğim için çok üzerinde durmak istemiyorum ama bunlar ciddi güçlü parola üretmek için yapmamız gereken şeyler. Çünkü yani hazır kütüphane üzerinden denenebilme ihtimalini azaltmış oluyoruz. Akılda tutmayı kolaylaştırmak için belki cümlenin işte bazı harflerini atlayarak şifreler oluşturulabilir ya da işte bazı karakterleri yerine özel karakterler kullanarak bunlar tavsiye edilebilir. Bunlar da dikkat edilmesi gereken zor göründüğü halde çok kolaylıkla şifre kırılabilen şifrelerden bazıları. Parolaları korumak için açıkça yazılmış olarak bulundurulmamalı. Bazı yerlerde işte böyle stickerlarla bilgisayarların üzerine yapıştırılmış parolalar görüyoruz. Parolalar belli aralıklarla değiştirilmelidir. Yani özellikle mesela birçok kişi üniversiteden aldığı parolayı yıllarca kullanıyor ve bu unutulmamalı ki birçok platformu açan bir anahtar. Dolayısıyla bunlar hep parolalarınızın güvenliği açısından sorun olduğu unutulmamalı. Antivirüs yazılımları yine kullanılabilir. Zararlı yazılımlar çok önemli tehdit kaynaklarından. Bunların çeşitleri var. Biri virüs, COVID-19 virüsünde olduğu gibi bulaşmayı çok seviyor bu virüste. Bilgisayar virüsleri, diğer dosyalara da bulaşarak bilgisayarınızın içindeki diğer dosyalara da bulaşarak başka sıkıntılar doğurabilir. Solucanlar çok rastlanan, yani aynı network'ün içinde bulunduğunuz işte iş yerinde, ortak ağda bulunduğunuz kişilerden bir başkasına sizin yapmadığınız bir etkiyle gelen bir virüs ağ trafiğinde yoğunluk sebebi olabileceği gibi işte eternal blue açığı gibi makinenize de sizin makinenize de zarar verme ihtimali doğabilir. Yine trojanlar dediğimiz işte bu turbo atları normalde hiçbir sıkıntı yokmuş gibi görünen çok sevimli işte foto editörler mesela çok genç kızlarımızın çok sevdiği işte kendilerini makyajlı, diltleri pürüzsüzmüş falan gibi gösteren o foto editör yazılımlar alt tarafta ya da crack programlar işte bazı şeyleri pahalı olduğu için almayıp kullandığımız crack programlar sizin alt tarafta farkında olmadığınız mesela bir botnetin parçası olmanızı sağlayabilir. Makineniz bu durumda zombi makine durumuna düşer ve siz farkında olmadan belki bir kripto mining yapıyor olabilir bu durumda. Turbo atları yine zararlı yazılım türlerinden. En çok karşılaşan diğer yazılımlar spyware ve scareware dediğimiz yazılımlar. Yani işte biraz önce bahsettiğim gibi casus yazılımlar siz farkında olmadan keylogger sizin yazdığınız her şeyi karşı tarafa internet üzerinden iletiyor olabilir. Ya da scareware dediğimiz sizi bir şekilde korkutarak işte bunu yüklemezseniz işte şöyle bir şey olabilir ya da işte bu antivirüs uyarısı gelebilir bunu yüklemeniz lazım gibi bu tür korku aşılayarak yayılan yazılımlara scareware yazılımlar diyoruz.
Güvenli olmayan yazılımların en çok dağıldığı yerler e-postalar. En çok e-postalar üzerinden güvenli olmayan yazılımlarla karşılaşıyoruz. E-postalarda iki şekilde oluyor bu iş. Biri dosya ekleriyle geliyor. Hiç kontrol etmeden açtığımız bu dosyalarla, işte exe dosyası olabilir, jar dosyası olabilir, sizin makinenizde bir virüsü aktif etmiş olabilirsiniz. Bir diğeri de şüpheli bağlantılar, yani zararlı linkler dediğimiz, işte bağlantı adresini kontrol etmeden oradaki bağlantıya hemen tıkladığınızda zararlı bir bağlantıyla karşılaşabilirsiniz. Genellikle bizim şeylerimiz, tarayıcılarımız bunun için uyarır. Bu bağlantı güvenli değil, bağlanmak istiyor musunuz hala diye. %80 insanların eğilimi evet geç. Yani bu adımı geç, ben bağlanayım ne oluyor bakayım şeklinde oluyor. Yazılımın şeyin, tarayıcıların önlemleri de burada önemsiz kalmış olabiliyor. Yine güvenli olmayan web sitelerinden indirilen yazılımlarla ya da işte yoldan geçerken size dağıtılan CD'ler, USB'ler aracılığıyla, böyle hediye USB'ler, hediye CD'ler üzerinden. İşte mesela öğrencilerimizden biz çok şey görüyoruz, getiriyor yazdığı bir program falan. Hocam USB'mi takabilir miyim? Hocam ödevimi size gösterebilir miyim? Sizin cihazınıza takmak istediği bir bellekle, bir şeyle, antivirüs programlarıyla kontrol edilmeden kullanıldığında bu zararlı yazılımların yüklenmesine sebep olabilir. Önlem olarak baştan beri söyledim, crack programlardan özellikle kaçınmak gerekiyor. İnternet sayfalarının, bu gezinti sayfa şeylerinin, browserlarının verdiği uyarıları okumadan evet ya da tamam gibi seçeneklerin tıklanmaması bir önlem olabilir. E-postaların yine eklentisinin açılmadan önce kaynağının kontrol edilmesi. Yani gerçekten sizin tanıdığınız kişiden ya da beklediğiniz yerden mi geldiğinin hem kontrol edilmesi hem de o eklentinin legal bir eklenti olup olmadığını kontrol edebiliriz. Bunlar işte Norton'un, Kaspersky'nin işte zararlı web sayfaları listelerinde bazı link, şey, bu tür linklerin listeleri var. Bunlar üzerinden kontrol edilebilir. Web sayfalarının kontrol edilmesi mümkün olabilir. Ve dediğim gibi bu USB CD dışarıdan gelen şeylere kaynağından emin olmadan kullanmamak bir önlem olabilir. Yazılımların güncel olması çok önemli. Özellikle işletim sistemlerinin güncel olması. Zero Day Attack dediğimizde en çok karşı yaşanılan atakların başında şey gelir, Zero Day Attack'lar. Bunlar aslında bir yazılımın bir açılımın çıktıktan sonra onun kapanması için geçen süreye biz Zero Day diyoruz. O arada o açının yayınlanmasıyla onun kapanması, patchleri dediğimiz kapanması arasında geçen, o yazılımın açının kapanması arasında geçen süre içinde hackerlar bu açığı kullanarak makinenize saldırabilirler. Onun için işte Windows mu kullanıyorsunuz, Linux mu, hangi Mac'te mi çalışıyorsunuz, bunların update'lerinin düzenli yapılması, güncellemelerinin düzenli alınması en azından o vakti daha daraltacaktır sizin makinenize saldırmak isteyen kişiler için. Dolayısıyla yazılım güncellemesi çok önemli. İşletim sistemlerinin güncel tutulması yine çok önemli. En çok yine sosyal mühendislik, sosyal, bu telefon üzerinden de birçok kişinin hani kandırıldığını duyuyoruz. Aynı şey e-mailler üzerinden de oluyor. Sosyal ortamlardan da, işte sosyal medya üzerinden de yapılıyor. Sizi kandırarak, kişileri kandırarak telefon çağrılarıyla, e-postalarla, web siteleriyle, kısa mesajlarla, teknolojinin kullanılmasıyla sizin hakkınızda bilgi edinilmesiyle ilgili. İşte sosyal medyada bir web sayfasında bulunduğunuz yeri işaretliyorsunuz. Aslında lokasyon bilginizi vermiş oluyorsunuz. Orada işte dayınızla, halanızla konuşuyorsunuz. İşte soyadını, annenizin kızlık soyadını söylemiş oluyorsunuz. Yani farkında olmadan birçok bilgiyi sosyal medya aracılığıyla zaten gönderiyor olabilirsiniz web üzerinde şeye. Bir de bu sosyal mühendislik saldırısı yapmak için işte telefonla ya da sizi e-mail ile bilgilendiren kişiler zararsız olunduğunu düşündüğünüz bilgilerin paylaşarak bu tekniklerle saldırı yapabiliyorlar. Doğrudan saldırı yapabilir. Güven uyandırılarak sizden, ağzınızdan bilgi alabilir. İşte telefonda ben
bankadan arıyorum kelimesiyle başlayıp sizden istenilen bilgiler olabilir bunu. Hiçbir banka sizi arayıp sizden bilgi istemez. Sizin aradığınızda size bilgilerinizi soracaktır. Eğer onlar arıyorsa hiçbir bilginizi vermeyip ben size bir şey bilgi vermek zorunda değilim. Ben sizi arayacağım diye telefonu kapatabilirsiniz gibi. Yani yardım isteği olabilir bu gene. Sosyal ağlar, e-posta ya da işte telefon üzerinden yapılan sahte web siteleri üzerinden olabilir. Ya da tehlikeli program yamalarıyla sosyal mühendislik saldırılarını çok izlemekteyiz. Bunlar onlar için kullanılan küçük aletler. Ücretleri de çok düşük olduğu için sosyal ağlarda donanımsal olarak işte tuş kaydedicileri görüyorsunuz. Diğer yöntemler işte bahsettiğim gibi omuz sörfü. Siz şifrenizi girerken sizin parmak hareketlerinizi takip edebilirler. Bunu özellikle öğrenciler hocaların odalarında çok yapıyorlar. Girilen şifreyi yakalamak adına göz takibi. Çöp karıştırma olabilir, eski donanımların kurcalanması olabilir. Yine sosyal ağlarda bunlar mümkün. E-posta güvenliği başından beri söylediğim gibi çok önemli. Burada garantinin sayfasına benzeyen, garanti şubesinin bir şubesinden geldiğini ifade eden çok benzer bir web sayfası linki görüyorsunuz. Yine yukarıda aslında from kısmına dikkatli baktığınızda alarmi.garanti.com.tr gibi bir e-mail adresinden geldiğini görebilirsiniz. Bunlarda dikkatli olmak, yani bu phishing saldırıları en çok dediğim gibi zararlı yazılımın bulaşma yolu e-postalardır. From kısmını ve gelecek olan herhangi bir linki çok dikkatli şey yapmak, incelemek gerekiyor. Bunlara hemen tıklamamak ve dikkat etmek lazım. Bunları söyleyince tabii biraz paranoya oluşturmaya doğru gidiyor ama maalesef gerçekler bunlar. İstenmeyen e-postalarda NIR'a karşı nasıl önlemler alabiliriz? İşte web sayfalarınızda falan adreslerinizi maskeleyebilirsiniz. Çünkü crawling yöntemi dediğimiz yöntemle .com et işaretli kelimeleri araştırarak işte e-mail adresi topluyor bu hackerlar. Onu engellemek için adresinizi maskeleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza mail gönderirken to yerine bir CC copy kullanabilirsiniz. Böylece sizin listenizin tümü birbirinin e-mail adresini elde etmemiş olacaktır. İstenmeyen e-postaları cevaplamama, kullanım amacına göre farklı e-posta kullanmak bunlara karşı önlem olarak konuşulabilir. Taklit oltalama e-postasından korunma yolları, kişisel bilgileri e-posta metnine yazmamak, mesajlardaki internet bağlantılarından sakınmak, biraz önce söylediğim gibi banka hesaplarını düzenli olarak kullanmak ya da e-posta yazılım güvenlik ayarları yapılabilir. Ağ güvenliğinde en çok başımıza yine en çok duyduğumuz şeylerin başında birçok iş adamı yakalandığı saldırının işte yurt dışında roaming yaparken olduğunu söylüyor. Çünkü işte telefonunu otelin ya da işte bir kafenin ağına bağladığı için oluyor. Özellikle bu açık ağlar çok tehlikeli şeyler. Çünkü aslında atıyorum siz bir kafeye gittiniz, bir Starbucks'a gittiniz. Onun Starbucks'ın ağı olduğundan bile emin olamayabilirsiniz. Çok benzer bir isimle bir wireless hizmeti açmış olabilir oradaki bir makineyle herhangi bir kişi. Aslında siz otelin ya da işte kafenin kendi sayfasını şeyine ağına girdiğinizi zannederken bir başka ağla aldatılıyor olabilirsiniz. Burada tavsiye edilecek bir şey, hani bilenler için VPN kullanılabilir. Virtual Private Network dediğimiz bir tünel yardımıyla şifreleme kullanılabilir. Bunun dışında işte yani ağınız artık güvende değilse HTTPS de sağlamayacaktır bir şey ama eğer güvenli bir ağın içinde olduğunuzu düşünüyorsanız HTTPS, Secure HTTP dediğimiz uzantıların olduğundan internette gezinirken özellikle kişisel bilgileriniz ya da işte kart bilgilerinizi girdiğiniz sayfaların S uzantılı olduğundan emin olmak. O sertifikaları o S'in içinde bulunacaktır. Sertifikanın geçerliliğini sorgulayabilirsiniz. Dediğim gibi açıları pop-up engelleyicisi kullanılabilir. Güvenli, zararlı web ve FTP sitelerini ziyaret etmemek, tuzaklı sitelere, tuzaklı mesajlara dikkat etmek söylenebilir bunlar arasında. Alışveriş yaparken dediğim gibi HTTP bir kere kafe gibi yerlerde bu işleri yapmamak. İkincisi yani ağınızın güvenli olduğundan emin olmak. Ondan sonra HTTPS bağlantısından emin olmak. Daha sonra da tabii diğer yöntemler mesela kredi kartınızın sanal kart oluşturup onun limitini belirleyerek
güvenli alışveriş yapılabilir. Tekrar tekrar söylüyorum, kablosuz ağlar, kamuya açık kablosuz ağlar en önemli risk, internet bilgi güvenliği risk bölgesidir. Kablosuz ağlarda, kamuoya açık yerlerde dikkatli olmak gerekir. Online bireyleriz, hepimiz SMS'lerimizi paylaşıyoruz, yer tespiti yapılabilir. Bunlar telefondaki zararlı yazılımlar sayesinde mesajlaşma uygulamalarınız yine hacklenebilir, gizli fotoğraf çekebilir. Makinenizin ortam dinleme ve gizli fotoğraf çekmesi sırasında ışığı bile yanmaz, ekranı bile açılmaz, kapalı gibi görünür. O arada sizin fotoğrafınızı çekiyor ya da işte makineniz hacklenmişse sizi dinliyor olması mümkündür. Bunlarda böyle bir ışık yanması, bir ekran açılması bile görülmüyor bu arada, bunu da hatırlatmak isterim. Gerekli olmadıkça yönetici yetkisi kullanılmaması, gençler işte cep telefonlarını falan daha kullanan için jailbreak falan gibi yöntemler kullanıyorlar. Bunlar yetkileri arttırdığınızda hackleyen kişinin de yetkisini arttırabileceğinizi unutmamak lazım. İşletim sistemlerinin yamalarını yüklenmesi, bunu biraz önce de söyledim. Sık sık update ve antivirüs kullanılması, bunlar arasında, önlemler arasında kullanılabilir. Şöyle bir toparlayacak olursak, sosyal ağlarda özel ve kurumsal bilgilerin paylaşılmaması, güvenmediğimiz kaynaklardan bildirilen uygulamaları Facebook hesabımızda yine paylaşmamak, kullanmamak, güvenmediğimiz linklere tıklamamak, arkadaşlarınızdan ya da kurumunuzdan geldiği halde bozuk bir dille yazılmış mesajlar ve linkler özellikle dikkat edilmeli. Mesaj içinde çok dikkat edici ifadeler varsa, skandal, müthiş, işte çok büyük ücretlerle Türk Telekom sizden yaptı, trafik cezanız vesaire gibi skandal mesajlara özellikle dikkat etmek lazım. Burada mesela şu gördüğünüz bir fotoğraf, video gibi görünüyor bir zararlı yazılım. Burada işte dediğim gibi Adobe Flash Update'ine ihtiyacı olduğunuzu makinenizin söyleyen bir başka zararlı yazılım. Bu da biraz önce bahsettiğim gibi çok masum görünen uygulamalar Google Play'den kaldırıldılar. Sahte içerik, crack programlar, sahte içerikler, sahte hesaplar, bunların hepsine dikkat etmek lazım. Kullanıcıya bulaşan virüs bütün bir sistem için zararlı olabilir. Özetle güçlü paralılar, içerik indirmek için güvenilir kaynak, şüpheli görünen bağlantıları veya ekleri açmamak, paralılığınızı veya kişisel bilgilerinizi otomatik hatırlatmamak, içeriği özellikle önemli ve bir düzenli olarak yedeklemek, bu da çok önemli. Yedeklemek çünkü işte dediğim gibi fide yazılımlar sizin makinenize ele geçirip şifreleyip sizden para karşılığında bilginizi geri almanızı sağlayabilir. Bunlar çok tehlikeli. Düzenli yedeklemelerle bunlara karşı önlem almış olabiliriz. Bugün konuşacaklarım bu kadar. Vakit hocam, soru varsa yapabiliriz. Çok konuştum gene galiba. Hocam sesiniz sanırım kapalı. Teşekkür ediyorum Nurdan Hocam. Nurdan Hocam, sizi dinledikten sonra bilgisayara kilit vurmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgileriniz için. Şimdi katılımcılarımız böyle sırasıyla sorular soruyorlar. Eser Hocam, size de var ama size şöyle bir soru yöneltmişler Nurdan Hocam. Küçük çocukları internetteki sakıncalı içeriklerden korunmak için teknik bir yol kurabilecek bir program var mı diye. Servis sağlayıcıdan bunu isteyebiliriz. Güvenli internetim uygulaması var. Türkiye'de bir uygulama. Özellikle aile güvenliği için yapılan bir şey. Servis sağlayacağız. Yani Süper Online, Türk Telekom hangisi olursa olsun. En azından bu zararlı linklere bağlantınız, ağınızın dışarıya çıkarken bu zararlı linklere bağlantılarının önü kesiliyor bu sayede. Yine devletin yaptığı bilgi mi koruyorum gibi web sayfaları var. Bunlar üzerinden bilgi edinilebilir. Ama en önemlisi özellikle çocuklar için servis sağlayıcıdan isteyecek bir destektir. Bütün servis sağlayıcıları bunu yapıyor. Böylece zararlı linklere gençlerin girmesini engellenebilir. Teşekkür ediyorum. Şurada işte sistem update'leri, yani o çocukların kullandığı sistemlerin güvenli update
programlar olması, yani crackli ve şeyli yapmadıklarından emin olup hani makineyi ara sıra bir gözden geçirmek olabilir. Lafınızı kesin, kusura bakmayın hocam. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Uğur hocama söz vermeden ve onu tanıtmadan önce Eser hocam, öncelikle sunumunuzu paylaşır mı hocamız bizimle diye sormuşlar. Bir sorumuz şu. Bir kişinin hakarete uğraması ya da tehdit edilmesi durumunda kişinin kendini savunmak amacıyla bilgi toplaması, ses kaydı, işte geçmiş mesaj kayıtları, belge niteliğinde fotoğrafı mahkemede delil diye sunabilir mi? Karşı taraf bu benim bilgim dahilimde değil, izinsiz kullanmış dediğinde kanıt olmaktan çıkar mı diye soruyor. Öbür soru kısa bir soru. Tolga hocamızdan, Şatlı hocamız diyor ki sosyal medyada açılan bir hesapta, örneğin Twitter, başka birinin yaptığı ihlalden hesap sahibi sorumlu mudur? Yanıt vereyim mi hocam? Tabii tabii, lütfen. Şimdi ilk soru, bu hakarete uğraması ya da alenen tehdit edilmesi durumunda kendini savunmak amacıyla. Şimdi bizim ceza muhakemesi kanunumuzu hukuka aykırı olarak elde edilmiş deliller delil olarak kabul edilemezler. Yargılamada, ceza yargılamasında değerlendirilemezler. Ki bu arada bununla birlikte Yargıtay'ın verdiği farklı kararlar var birbiriyle çelişen nitelikte. Genelde burada bir kriter dikkate alıyor. Çünkü ses kaydı kişisel verinin işlenmesi. Yani ben bir suç fiilini ispatlamak için başka bir suç işliyorum. Dolandırıcılığı ispatlamak için hackerlık yapıyorum gibi. Çok da farklı değil. Ya da hani suçu açıklasın diye işkence yapıyorum, itiraf etsin diye. Çok da farklı değil mantık olarak buradaki. Çünkü özel hayatın gizliliği ihlal ya da kişisel verisinin rızası bulunmaksızın işleme anlamına geliyor bu ses kaydı. İşte efendim görüntü kaydı gibi. Bununla birlikte özellikle aile içi şiddete dayalı boşanma davalarında Yargıtay'ın başka türlü ispatlanması mümkün değildir. Psikolojik şiddet olduğu için hani darp raporu alamıyor. Bu tür durumlarda bunu dikkate aldığı ya da ceza yargılamasında başka türlü ispatı mümkün değildir diye dikkate aldığı kararları var. Ancak aykırı yönde kararları da var. Yani burada ayrı bir suç fiilinin oluştuğu yönde kararlar da var. Yani bilgim iznim olmadan alınmıştır diye tırnak içinde yazdığınız ifade kişisel verisinin hukuka aykırı olarak işlenmesi suçunu oluşturur. Görüntü kaydının, ses kaydının alınması. Ama artık hani bunların gerçekten ciddi bir tehdit durumunda göze alarak kaydetmek gerekir. Karşımda ben öleceksem ya da vücut bütünlüğüm zarar görecekse kişisel verinin ihlalinden zarar görmeyi göze alabilirim. Yani iki kötüden birini seçebilirim. Tolga hocamın sorusu, sosyal medyada açılan bir hesapta başka birinin yaptığı ihlalden hesap sahibi sorumlu mudur derken iki ayrı anlamda düşünmek lazım. Örneğin sizin paylaşımınızın altında birisi içeriği açısından hukuka aykırı ifadeler içeren, suç da oluşturabilen bir ifade yerleştirdiyse, yorum yaptıysa, yanıt yazdıysa kendisi sorumlu olacaktır. Ancak özellikle bu retweet ya da paylaş butonlarıyla paylaşılan bir takım içerikler dolayısıyla bunu paylaşan kişilere de cezai soruşturma açıldı ya da kovuşturma yoluna gidildiğinde de sonrasında görüyoruz. Burada Yargıtay şey der, eğer bunu paylaşan kişi içeriği hukuka aykırılık içeren o ifadeye katıldığını belli eden ifadeleri de paylaştıysa, retweet ederken yorum yazdığı yorumda, Facebook'ta paylaşırken üstüne eklediği kendine dair yorumda bunları da açıkça belirttiyse kendisi de sorumlu olacaktır bu ifadeden diyor. Aynı zamanda Yargıtay'ın böyle hakaret suçunu da oluşturan bir takım sosyal medya paylaşımlarının yayılması nedeniyle de sorumluluk yönünde karar verdiği bir takım içtihatlarına da rastlıyoruz. Ama hani kınayan bir paylaşım da olabilir, katılmıyorum diyerek, o zaman sorumluluk dikkate alınmayacak Yargıtay'ın kararına göre. Çok teşekkür ediyorum Eser hocam. Şimdi Profesör Doktor Hikmet Uğur Öner bizimle olacak. Profesör Doktor Uğur Öner 71 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.
1974 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Psikolojisi bölümüne yüksek lisans derecesini, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden benlik kavramı ile mesleki benlik kavramı arasındaki ilişki adlı doktora tezi ile doktora derecesini aldı. Ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde 96 yılında profesörlük unvanını aldı ve Profesör Doktor Uğur Öner halen Çankaya Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Aynı zamanda ara okulları akademik danışmanlığı görevini yürütmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışan Profesör Doktor Öner, biblioterapi, çocuk edebiyatı, edebiyatta psikolojik yaklaşımlar, çatışma çözme ve arabuluculuk, iletişim becerileri, toplumsal cinsiyet ve kültüre dayalı terapiler konusunda çalışmalarını yürütmektedir. Şimdi Uğur hocamız bize dijital dünya ve kötüye kullanımı konulu sunumunu paylaşacak. Teşekkür ediyorum hocam. Buyurun, söz sizin. Evet, tüm izleyicilere saygı ve sevgilerimi ileterek merhaba diyorum. İki hocamı dinledikten sonra gerçekten ben de bir miktar ürkmüş durumdayım. Ben de şimdi bu dijital dünyadaki kötüye kullanımların insan psikolojisiyle, insan ilişkileriyle bağlantısını sizle birlikte gözden geçirmeye çalışacağım. Burada görüyoruz ki dijital dünya bireyi, toplumu, yaşamı, ekonomiyi, siyaseti, sanatı, yaşamın hemen hemen her alanını etkilemekte. Bu bağlamda baktığımızda insanın psikolojik dünyasını yoğun bir biçimde etkilemekte. Yani yaşamımızın odak noktasında yer almakta. Hele bugünkü bu virüs koronavirüs nedeniyle dijital dünyaya bağımlı hale gelmiş durumdayız. Yaşamımızı sürdürebilmemiz hemen hemen dijital teknolojik aletleri kullanabilmeye bağımlı kıldı bizleri. Hem çok işimize yaradı hem de yaşamımızın odağında yer alarak yaşamımızı ele geçirdi. Bu nedenle de çok özenli kullanmamız gerekiyor. Birçok psikolojik etkilerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Özgürleşme sağladı bize, bilgiye erişim sağladı, iletişim sağladı. Şimdi gayet evlerimizde karantinadayız büyük ölçüde. Ev yaşamına yabancılaşmışken yeniden ev yaşamını gündeme getirdi ve evde yaşamak sosyal yaşamı sıfırladı. Sosyal yaşam sıfırlanınca müthiş bir iletişim gereksinmesi insanlarda ortaya çıktı. Televizyonlarda da görüyoruz. Yani eskiden ben hep şunu düşünüyorum. Bu kadar eğlenme eğilimi var mıydı insanlarda? Bu kadar engellenmeler, bu kadar öfkelendiriyor muydu insanları? Bunların mutlaka araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Acaba bir açlık sonucu mu, iletişimin engellenmesi sonucu mu bunlar biraz daha abartılı yaşanmaya başladı insanlar arasında diye de düşünmüyor değilim. Sosyal ilişkilerimizi de artık dijital dünya üzerinden götürüyoruz. Şimdi burada da yaptığımız bu iş değil mi? Belli ufak kutucuklar içerisinde birbirimize ulaşmaya, birbirimize duygu ve düşüncelerimizi iletmeye çalışıyoruz. Tabii bu yüz yüze iletişim kadar bize doyum sağlıyor mu? Hayır. Ama buna şu anda mecburuz. Alışmak zorundayız. Gündemi izlemek için de teknolojiyi kullanmak zorundayız. Alışverişlerimiz için teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Bir takım resmi işlerimizi de buradan yürütüyoruz. Öyleyse teknolojinin kolaylaştırıcı ve dönüştürücü yönünü hiç göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdi biraz daha bu konulara bakalım. Ancak olduğu gibi kullanmamamız, düşünmeden kullanmamamız gerekiyor teknolojiyi.
eleştirel bir bakış açısıyla dijital okuryazar olmak zorundayız. Dijital teknolojiye yaşamdaki yerini mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Ve bu alandaki sorunsalların farkında olarak bazı güçler, bazı beceriler kazanmamız gerekiyor. Bize sunulduğu gibi, işimize geldiği gibi artık kullanamayız. Bu dönem sosyal beceriler geliştirmemizi gerektiriyor. Dijital dünyayı etkili kullanabilmemiz için bir takım sosyal becerileri devreye sokmamızı gerektiriyor. Gayet bilinçli olmamızı gerektiriyor. Ve artık tartışmalar teknik sorunların ötesinde yaşama dair sorunlar olmaya başladı. Bilgilerin doğru olması, doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayırt edebilme gücüne sahip olmamız gerekiyor. Kullandığımız kaynakları farkında olmamız gerekiyor. Nurdan Hocam'ın da belirttiği gibi her bilgiyi yutmamamız gerekiyor. Psikolojik olarak buna bir yutma diyoruz. Bize sunulan her şeyi yutmamamız gerekiyor. Gizlilik ilkelerine özen göstermememiz gerekiyor. Güvenlik çok önemli bir sorunsal. Nurdan Hoca bunu çok güzel anlattı. Hiç de güvende olmadığımızı bir kez daha gözlemleyebildik. Her birey kendi kullanımları, sınırları içerisinde kendi ayak izlerini kendi düzenlemesi gerekiyor. Buna bir öz düzenleme becerisi gerektiriyor bu. Öz düzenleme becerisine sahip olmamız gerekiyor dijital dünyada da. Günlük yaşamımızda bu çok önemli bir kavramdı, öz düzenleme. Ancak dijital dünyada da gerçek yaşamdaki kadar önemli bir kavram olduğunu görebiliyoruz. Dijital dünya kullanılırken bu becerileri kazanmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra kullanıcıların kişilik özellikleri de çok önemli rol oynuyor. İlgileri, motivasyonları, hevesleri ve kişilik özellikleri gibi. Özellikle de bireyin kişilik özellikleri de kullanımı yoğun bir biçimde etkiliyor. Yapıcı ve etkili kullanıldığında tüm bu teknoloji bizim yaşam kalitemizi düzenliyor ve artırabiliyor. Ancak bir takım yıkıcı ve olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Çocuklar ve gençler için aslında daha da önem kazanıyor. Bence yetişkinler için de önemli ama çocuklar ve ergenlerin kullanımları, internet kullanımları ve bu akıllı telefonları kullanmaları gayet bilinçli olmalı. Burada topluma ve ailelere, eğitim kurumlarına çok önemli görevler düşüyor. Gençlere ve çocuklara bu bilgileri vererek, bu eğitimleri vererek onların kullanımlarına yol açmamız ya da kullanımlarını sağlamamız gerekiyor. Her kullanıcı mutlaka bazı zorunlulukları ve sorumlulukların farkında olarak bu teknolojiyi kullanmak zorundadır diyorum. Evet, teknoloji kullanımı siber zorbalığa dönüşebiliyor. Çok kolay dönüşebiliyor. Siber zorbalık literatürde yeni bir kavram. Bu kavramı oluştururken biz geleneksel zorbalık kavramının tanımlamalarından, araştırma sonuçlarından yoğun bir biçimde yararlandık. Ve geleneksel zorbalığın tanımını siber zorbalığa uyarlamaya çalıştık. Burada vurgulanan zarar verme niyetiyle yola çıkmak. Bu çok önemli. Ve bir zorbayla bir kurban arasında bu ilişkinin sürdürülmekte olması ve en önemlisi bir kere yapılmış olması değil zorbalık diyebilmemiz için niyetle bir kişiyi seçmiş olarak yönelmek ve yinelenen davranışlar zinciri karşımıza çıkıyor ve mutlaka niyetinin zarar vermek olmak
olması önemli. Karşıdaki kurban seçilen kişiye zarar verme niyetiyle işe başlamak. Genellikle de saldırgan ve zorba arasında bir güç dengesizliği söz konusudur. Zorba kendini güçlü sanmaktadır. Sanmaktadır diyorum tırnak içerisinde. Acaba gerçek bir güç müdür bu? Yoksa sanal dünyaya sığındığı, sanal dünyadan kazandığı bir gücün kendinde var olduğunu mu varsaymaktadır? Bunu biraz sonra tartışacağız. İşte bu güç dengesizliği nedeniyle zorba kurbana zarar verebilmektedir. Çok çeşitli tanımı var literatürde, ancak burada çok önemli bazı kavramların ortak olduğunu görüyoruz. Planlı olması, niyetli olması, zarar verme niyetiyle yola çıkılması, yinelenmesi, tekrar tekrar yinelenmesi ve güç eşitsizliğine dayanması, bunlar bütün tanımlarda ortak noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Teknolojinin kötüye kullanımına bugün artık siber zorbalık diyoruz. Ve siber zorbalık tehlikeli ve zarar verici davranışlar içeriyor. İnsanların ruh sağlığını bozmaya yönelik eylemler olarak kabul edilebiliyor. Bilişim ve iletişim araçları yoluyla başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan, bireylerin tehdit edilmesi ya da küçük düşürülmesi gibi rahatsız edici davranışları içeren, kasıtlı ve tekrarlanan davranışlar siber zorbalık olarak tanımlanabiliyor günümüzde. Şimdi zorbalıkla siber zorbalık arasında da bazı farklar var. Zorbalık yüz yüze yapılıyor. Gerçek yaşamda yüz yüze bir iletişim süreci içerisinde. Oysa siber zorbalık günün her anında, her saatinde ve yüz yüze olmayan bir iletişim tarzı. Zorba tespit edilebiliyor günlük yaşamda. Karşı karşıya olduğumuz zaman zorbayla yüz yüze gelebiliyoruz. Ama siber zorbalıkta zorbanın tespiti daha zor. Gerçek kimliğini belirlemek çok daha güç olabiliyor. Kendine bir kimlik uydurmuş olabiliyor. Güvenli alan vardır günlük yüz yüze olan zorbalıkta. Yardım isteyeceğimiz, ulaşabileceğimiz insanlar olabilir ama siber zorbalıkta güvenli bir alanda yok. Gayet güvensiz bir alandayız. Zorbalık yüz yüze iletişimde sınırlı izleyiciler vardır. Ama siber zorbalıkta izleyici sayısı sınırsızdır. Tahmin edemeyeceğimiz kadar kişiye ulaşabilir. Güç dengesizliği her ikisinde de eşittir, aynıdır. Alan sınırları bellidir yüz yüze olan zorbalıkta ama siber zorbalıkta alan sınırları da gayet belirsizdir, müphemdir. Niçin yapılır siber zorbalık? Karşıdaki kişiyi dışlamak, aşağılamak, rahatsız etmek, dedikodu yaymak, küçük düşürmek, hakaret etmek, tehdit etmek, bazı bilgileri, kimlik bilgilerini, kişilik bilgilerini, özel bilgilerini ifşa etmek ve bazı sahte hesaplar oluşturmak nedeniyle kullanılabilmektedir. Sınırsızdır. 7/24 açıktır. Günlük yaşamda karşılaştığımız zorbalıklardan kaçabilmemiz, sakınabilmemiz, yardım almamız mümkünken teknoloji yoluyla yapılan bu tür zorbalıklar 7/24 gündemde kalabilmektedir. Evlerimize kadar sızabilmektedir. Gayet korunaklı olduğumuzu sandığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz evimizi bile istila edebilmektedir. En güvenli olduğumuz yerde bize saldırabilmektedir. Geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Ve en önemlisi de bu bilgiler uzun süre silinememekte, yok edilememekte, hatta belki de asla yok edilememekte. İstenildiği zaman ya da istenmediği zaman bile ortaya çıkarılabilmektedir. Şunu hiç unutmayalım ki hiç silinmeme
olasılığı vardır bu bilgilerin. Ve en önemlisi de zorba genellikle kim olduğunu gizleyerek ya da anonim bir kişilik oluşturarak saldırmaktadır. Düşmanın kim olduğunu, saldırının kimden geldiğini somut olarak bilemiyoruz. Kimlik gizleniyor, anonim olabiliyor. Ve en önemlisi klavyenin başına geçtiğinde, klavye şövalyeleri diyoruz değil mi bunlara? Bir kendine göre de literatürü oldu bu siber zorbalığın. Müthiş cesurlar bunlar. Hiçbir sınır tanımıyorlar. Hiçbir insani değer tanımayabiliyorlar. Ve kurbana sınırsız zarar verebilme potansiyeline sahipler. Yaşlarını farklı ifade edebiliyorlar, cinsiyetlerini farklı ifade edebiliyorlar, fiziksel özelliklerini, görüntülerini tamamen başka kendi uydurdukları, yarattıkları bir kimliğe bürüyebiliyorlar. Bunlar herkes birbirine bu tür zorbalığı yapabiliyor. Çocuktan yetişkine, yetişkinden çocuğa, çünkü yaş yok, sınır yok, kimlik yok. Cinsiyet özellikleri yok. Onun için de gayet anonim bir zorbalıktır gidiyor. Saptayamadığımız için de müdahale edemiyoruz. Ve en acısı gençler ve çocuklar arasında bu yapılan eylemlerin, yıkıcı eylemlerin şaka zannedilmesidir. Şaka olsun diye yaptık diyorlar. Bu bir şaka değildir. Şaka diye başlıyor ama müthiş bir tahribata doğru bu tür davranışlar gidiyor. Ve işin en acı tarafı da kurban zorbaya dur diyemiyor, sınır çekemiyor. Baş edebilmesi çok zor oluyor. Kimseyle paylaşamıyor. Çok aşağılayıcı mesajlar geldiği için, kendini çok kötü hissettiği için, çok psikolojik olarak zedelendiği için de yardım istemekte, siber zorbalıkta bireyler oldukça gecikiyorlar. En fenası suç unsuru mesajlar almaya başlıyorlar ve bu mesajları aldıkları zaman kendileri de bu suçun bir parçası haline getirilebiliyorlar. Sanki o grubun içindeymiş gibi yer alabiliyorlar. Ya da kendileri de bir suç aleti olarak kullanılmaya başlayabiliyorlar. Onun için bu noktada bireylerin derhal yardım almaları gerekiyor. O anda mesajı durdurmak ve gerekli kişiden yardım almaları gerekebiliyor. Eğer bu bir okul ortamındaysa okuldaki yetkili yöneticilerden, uzmanlardan yardım almaları gerekiyor. Evet. Ve bilmiyorum doğru mu söylüyorum bir hukukçunun yanında bunu. Siber zorbalık sanal ortamlarda yapılmış olsa da Türk Ceza Kanunu'nun bilişim suçları bölümündeki hükümlere eğer giriyorsa, bu doğrultudaysa mutlaka cezalandırılıyor, cezalandırılabiliyor diyebiliyorum. Evet, siber zorbalığı niçin yapıyor insanlar? Aslında gizli tuttuklarını kendilerini zannediyorlar. Bazı sorumluluklardan kaçındıklarını, hiçbir sorumlulukları olmadığını, insani bir sorumlulukları da olmadığını varsayabiliyorlar. Sanal ortamda popüler olma, ilgi çekme gereksinmelerini karşılamak için yapabiliyorlar. Daha gizemli ve daha güçlü görünme gereksinmesindeler. Genellikle bu insanlar çok cesur değillerdir. Korkak ve silik insanlardır. Bu nedenle farklı kendilerini gösterme eğilimindedirler. Güçlü, zarar verici, popüler, gizemli, bazı güçlere sahip olan, üstü güçlere sahip kişiler olarak görünmek isterler. Kendi davranışlarının sorumluluğunu alamayacak kişilerdir. Gizli oldukları için de hiçbir sorumlulukları olmadığını zannederler. Ve
yaptıkları eylemin kendilerini hangi sonuçlara taşıyacağını da bilincinde değildirler. Aslında da sonunda başları çok büyük bir derde girebilmektedir. Evet. Kendi de genellikle şiddet şiddeti doğurur felsefesi vardır bizim alanımızda. Aynı şekilde eğer birey kendi şiddet görmüşse şiddet uygulayıcısı olur psikolojik olarak. Burada da eğer kendi bireyin siber zorbalıktan zarar görmüşse o da başkalarına zarar verme isteğiyle bu yola çıkabiliyor. Hep yakalanmayacağını zannediyor zorbalar. Asla yakalanma. Halbuki birçok denetim mekanizması var ve mutlaka şikayet edildikleri zaman yakalanabiliyorlar. Evet, kendisine yapılan kötü davranışların bir tür intikamını aldıklarını düşünebiliyorlar. Bu zorbalar genellikle çok güçlü görünseler bile, görünmeye çalışsalar bile temelde aslında özgüvenleri eksik kişilerdir, yetersizdirler. Düşük bir benlik algısına sahiptirler. Yüksek sosyal kaygıları vardır. Yüz yüze iletişim kuramadıkları için bir perde arkasından, sanal ortamdan ancak kendilerini güçlü gösterebilirler. Genellikle de sorunlu bir çocukluk yaşamışlardır anne baba çocuk ilişkisi içerisinde. Genellikle yapılan araştırmalar bunları göstermektedir. Psikolojik bazı sorunlar yaratıyor. Aile içi ilişkileri bozuluyor. Teknolojinin yanlış kullanımı, aşırı kullanımı. Ve bu tür davranışların düzeltilmesi için toplumun her kesimine görev düşmektedir. Hepimiz sorumluyuz. Gençleri eğitmek zorundayız. Çocuklarımızı, yakınlarımızı, çevremizdeki kişilere bu konuda eğitim vermek zorundayız. Herkes bilinçli kullanıcılar olmak zorundadırlar. Bu bir vatandaşlık görevidir aynı zamanda. Farkındalık yaratmamız gerekiyor toplumda da, okullarda, eğitim kurumlarında, sosyal medyada bunları yazmamız, iletmemiz gerekiyor. Çünkü bu kişiler bilinçli kullanmadıkları zaman hem başkalarına zarar veriyorlar ama uzun vadede kendilerine de zarar vermiş oluyorlar. Bazı içe dönük kişiler için doğru kullanıldığında sosyalleşme açısından önemli. Sosyal iletişim kuramayan, sosyal ilişkilerini sağlıklı yürütemeyen kişiler sosyal medya aracılığıyla bir miktar ilişkilerini geliştirebilirler. Ama şunu unutmamak gerekir ki aynı zamanda bu iletişim içerisinde ne kadar gizlemeye çalışsalar da kendilerini kendi gerçek kişilikleriyle ilgili önemli ipuçları verirler çevrelerine. Bunlar da karşı taraftan nasıl kullanılacak bunu da bilmek gerekir. Genellikle sosyal medyada kendilerini tanıtırken bu insanlar genellikle karşılarındaki birçok insanı karalama yoluna giderler. Ve şöyle zannederler, bu psikolojik bir doyumdur. Karşımdaki kişiyi ne kadar küçültürsem, aşağılarsam, karalarsam ben kendimi o kadar yüceltirim. Yanlış bir algıdır bu. Bu nedenle karaladıklarını, aşağıladıklarını karşılarındaki kişileri zannederler. Kulaktan kulağa da bilgi yayılırken çok şekil değiştirebilir ve içeriği tamamen kaybolabilir. O nedenle de bunun farkında olmak gerekir. Ufacık bir sorun bazen halka halka büyüyerek abartılma yoluna da gidilebilir. Şimdi yüz yüze iletişimde beden dilini de okuduğumuz için birçok ipucu alırız ve birçok tehlikeyi sezebiliriz. Ama çevrim içi iletişimde tüm bu beden dili unsurlarından yararlanamadığımız için iletişime geçtiğimiz kişiler kendilerini tamamen bir perde arkasına gizleyebilirler. Evet, ve karşıdaki kişinin kişiliğini, kimliğini tanıyabilmemiz, anlayabilmemiz, niyetini anlayabilmemiz, duygularını anlayabilmemiz çok zordur.
Gerçek duygular asla gösterilmez sanal dünyada. Kendi nasıl tanıtmak istiyorsa karşıdaki kişi bize öyle tanıtır ve bizi çok rahat kandırabilir. Çünkü birçok ipucunu alamayız. En önemlisi psikolojik olarak şimdi ve buradayı yaşayamaz bu insanlar. Genellikle farklı bir zaman boyutundadırlar. Şimdi ve buradayı kaçırırlar. Mesela bir örnek verelim. Bir gezide, bir tiyatro oyununda, bir konserde insanlar şöyle bir telaşla, hep görüyorsunuz, kayıt telaşında. Çünkü neyi düşünüyorlar? Bunu bu kayıt dediğim ve diğer insanlara ben nerelerdeydim, neler gördüm, neler dinledim, neler yaşadım, bunu anlatayım çabasındalar. Tiyatro oyununda bile bir bakıyorsunuz aşağıdan hala çekim yapıyor insanlar ya da konserde. O anı yaşayamıyor, dinleyemiyor. Kendi doyum sağlamak, sanat bir doyum yoludur. Ruhu rahatlatıcı bir etkinliktir. Oysa hala bazı insanlar sanal yaşıyorlar bunu. Ben bunu diğer insanlara yaşadığım bu olayları nasıl gösterebilirim? Gerçeklerden uzaklaşıyorlar ve hep sanal bir dünya içerisinde yaşıyorlar. En önemli psikolojik boyutu da bireyin kendi kendine yabancılaşmasıdır. Bu çok tehlikeli. Kendini sanal dünyada yarattığı kişiliğe bürüyor ve kendi gerçek kişiliğinden gün be gün uzaklaşmaya başlıyor. En büyük tehlike de bu yabancılaşma kavramıdır. Sonuç olarak diyebiliriz ki siber zorbalıkla baş edebilmenin en iyi yolu oluşumunun önlenmesi ve ortak anlayışın geliştirilebilmesi. Bunun için de hepimizin sorumlu, öz düzenleme becerilerine sahip, yeni sosyal becerilere sahip olmuş kişiler olmamız gerekiyor. Şimdi bir ufak okuduğum, çok sevdiğim bir şey paylaşarak bitirmek istiyorum. Bir yerde okudum bunu. Diyor ki sosyal medyada paylaştığınız gibi işte dün gece şurada yemek yedik, burada arkadaşlarla bunları yaptık, şuralara gittik mesajlarını kafanıza yerleştirin, sokağa çıkın. Kendi semtinizde ufak bir yürüyüş yaparken her rastladığınız kişiyi durdurun. Ayşe biliyor musun ben dün akşam nerede yemek yedim ya da beyefendi biliyor musunuz ben nereleri gördüm diye. Aynen sosyal medyada paylaştığınız gibi insanlarla bu mesajları paylaşmaya başlayın. Ne olur biliyor musunuz? Sizi birileri takip eder ama bu takip eden ya polistir ya bir psikolog. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepimize sorumlu dijital mekanizmaları kullanmayı diliyorum. Evet. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten 3 hocanın konuşmasını ilgiyle dinledik. En çok ihtiyaç olduğumuz, ihtiyaç duyduğumuz konulardı bunlar. Hocam bir soru var size Uğur hocam. Evet. Siber zorbalığı fark ettiğimizde buna karşı koymak için neler yapmalıyız? Bir kere mutlaka yardım alacağımız kişileri iyi saptamamız gerekiyor. Mutlaka paylaşmalıyız. İçimizde tuttuğumuz sürece kendi kendimize baş edemeyiz. Siber dünya bizden daha güçlü. Bunu hiç unutmayalım. Siber zorbalık bizden daha güçlü. O nedenle yardım alacağımız kişileri ve bu bilgiyi paylaşacağımız kişileri iyi saptamamız gerekiyor. Ve mutlaka paylaşmamız gerekiyor. Anne babalar olarak da anne babaların çocuklarının davranışlarını çok yakından gözlemlemeleri önemli. Siber zorbalığa uğramış çocuklar, ergenler ve gençler birdenbire içlerine dönüyorlar. Birdenbire uykuları bozulabiliyor. Yani günlük davranışları çocuklarımızın, gençlerimizin bozulmaya başlıyor. Biz yetişkinler bunlara duyarlı olmamız gerekiyor. Üniversitede de bazen öğrencilerimizi derslerde gözlemliyoruz ve davranışlarının birdenbire bozulduğunu görebiliyoruz. Burada mutlaka gence yaklaşıp yaşamın nasıl gitmekte olduğunu sormamız gerekiyor. Bazen siber zorbalığı yakalıyoruz.
çok ciddi bir zorbalığın, bir çetenin içine düşmüş oluyor ve bunu paylaşabileceği bir yetişkin bulamıyor. Hocalar, öğretim üyeleri çok önemli. Gözümüz gençlerin üzerinde olması gerekiyor. En ufak bir değişiklikte onlar bize yaklaşamıyorsa biz onlara yaklaşmamız gerekiyor diyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli konuklarımız, katılımcılar, öğrenci, sevgili öğrencilerimiz, yaklaşık iki saattir birlikteyiz ve katılımımızı neredeyse hiç kesilmedi. Hani 180'lerden en son 158'lerde kaldı izleyicilerimiz. Bir başka panelde buluşmak dileğiyle diyorum. Herkese iyi akşamlar. Hocalarım, tekrar sizlere çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.